Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ankara'da komplo teorileri havalarda uçuşuyor. Yani 3 tanesini size sayacağım, herkesin konuştuğu 3 tanesini. Ama doğrular söylendiği zaman da kimse inanmıyor. Yani böyle bir şey var, açıklama isteniyor, mesela açıklama yapılıyor, ona da kimse inanmıyor falan. Böyle bir durum var. Bunları ben sırayla sizle paylaşacağım. Bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in evde kayarak düştüğü değil de, efendime söyleyeyim, iki ayrı komplo teorisi var. Ayağından vurulduğu mafya usulü ya da efendim bir bar kavgasından kaçarak düştüğü yolundaki şeyler. Yani burada ne amaçlanıyor? Burada işte Özgür Özel'in ne kadar koltuğa layık olmayan biri olduğu, nasıl kötü bir özel hayatı olduğu filan, yani bunlar kastediliyor. İkinci komplo teorisi, özür dilerim, biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Göztepe maçındaki olaylardan sonra siyasileri, Ankara'daki siyasileri, sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi değil, diğer partileri de, örneğin İçişleri Bakanlığı da filan ziyaret ediyor. Yanında da başkan vekili, Fenerbahçe'nin başkan vekili Erol Bilecik. Kendisi biliyorsunuz daha önce TÜSİAD başkanlığı da yaptı, Erol Bilecik. Onunla beraber ziyaret ediyorlar. Şeyde Milliyetçi Hareket Partisi liderini ziyaretleri sırasında işte fotoğraf çekiliyor. Orada gazeteci arkadaşlar da çok doğal olarak fonda görülen, böyle sağda fonda görülen şeyi yakalıyorlar. 17.25 saatlerin 17.25'i gösterdiği ve donduğu şeyi. Onu belki hatırlamayanlar olabilir. Özellikle genç arkadaşlarımız hatırlamayabilir. Bu 17.25 2013, 17.25 Aralık soruşturmaları var. Daha sonra Fethullahçılar tarafından bir kumpas olarak açıldığı söylenen ve düşen davalar, yolsuzluk davaları. O zaman Milliyet'te çalışıyordu Can Dündar. Şimdi maalesef yurt dışında yaşamak zorunda, Almanya'da. Onunla yaptığı bir söyleşi de şeyin de dikkatini çekmişti, Can Dündar'ın da. Bu ne diye, işte o da ben pillerini çıkarttım, bunun hesabını soracağım demişti. Şimdi bu kadar lafı şunun için anlattım. Şimdi komplo teorisi şu: efendim Bahçeli onu oraya özellikle koydu çünkü Adalet Kalkınma Partisi ile hesaplaşmak istiyor. İşte sen eğer şey yaparsan, bu Sinan Ateş cinayeti davasının üstüne gidersen, bak ben de 17-25 Aralık dosyalarını açarım demeye getiriyorlar. Yani komplo teorisini söyleyenler bunlar. Bu iki. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü Ekrem İmamoğlu'na ait. Şimdi Ekrem İmamoğlu bugün Ankara'daydı. Neden? Çünkü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Bu bir Belediyeler Birliği faaliyetleri için. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sosyal demokrat belediyecilik diye böyle bir çalışması var. İşte ona katılmak için filan. Komplo teorisi şu: İstinaf Mahkemesi'nde biliyorsunuz davası. Dava ne? Onu da biraz hatırlatalım. 2019, 31 Mart 2019 seçimleri iptal edilmişti ya AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin başvurularıyla Yüksek Seçim Kurulu'na. Onun ardından işte bir Avrupa Parlamentosu'nda bir davet almıştı şey, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Oraya gittiğinde işte kendi seçiminin de iptal olduğunu filan söylemişti. O zaman İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu da gidip şey demişti, Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmaklar filan, ahmak ya da ahmaklar demişti. Bu sorulunca da şeye, Ekrem İmamoğlu'na, o da demişti ki 31 Mart seçimini iptal eden ahmaktır. Şimdi yani aslında kendisine söylenen sözü iade ediyor bir yerde. Fakat bunun üzerine kamu görevlisine hakaretten dava açılmıştı. 2 yıl 7 ay 15 gün ceza almıştı. Şimdi eğer İstinaf Mahkemesi bu cezayı onaylarsa siyaset yasağı gelecek. Şey, Ekrem İmamoğlu. Oysa Ekrem İmamoğlu şu anda işte bir sonraki seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık Tayyip Erdoğan mı olur, başkası mı olur? Cumhur İttifakı'nın adayı, onun karşısına çıkacak en güçlü adaylardan birisi, birinci sırada belki de. Şimdi bu ne yani, komplo teorisi de şu: efendim Erdoğan mahkemelere baskı yapacak. Bu baskı sonucu İstinaf Mahkemesi de siyasetten yasaklayacak. Böylelikle Erdoğan'ın önünde rakip kalmayacak. İşte Mansur Yavaş var, Özgür Özel var filan deniyor ama onlara da bir kulp bulup onları da ekarte edecek. İşte şimdi burada nereye dönüyoruz? Hop diye birinci
birinci iddiaya, yani Özgür Özel komplo teorisine ya da iddialarına geçiyoruz. Yani vuruldu mu acaba, mafya usulü mü vuruldu? Hani ayaktan vuruyorlar ya mafyacılar. Ondan sonra ya da işte barda kaçarken mi düştü filan diye. Özgür Özel de bunu anlatamıyor yani. Her şeyi anlatıyor, inandıramıyor kimseyi. Bakın en son şeylerini. Buradan şimdi bilgisayardan, ekrandan size okuyacağım ki yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir kere diyor ki yani ben gittim hastanede röntgen çektirdim. Röntgenler zaten E-Devlet'e giriyor. İsteyen gelsin röntgenlerimizde de baksınlar. Orada E-Devlet'te hani hastanede yapılan muayene var. Gizli saklı bir şey değil. Ondan sonra bunları söylüyor. Şöyle anlatıyor ki ben de ilk gün ayağının kırıldığı söylendiği ilk gün kendisiyle konuştum. Kendisiyle konuştum. Kendisi dedi ki ya Murat Bey işte evde Manisa'ya gitti biliyorsunuz, Paris'teydi olimpiyatlar için hep beraber Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Paris'teydiler. Dönünce doğrudan Manisa'ya, evine gidiyor. Evinde oluyor bu. İşte merdivenden inerken ayağım kaydı, topuğumun üstüne düştüm. Ondan sonra tarak kemiklerim kırıldı diye. Sonra da hatta dedi ki şimdi Ankara'ya da gidiyorum. Ankara'ya gidince orada Güven Hastanesi'nde, ki meclise yakınlığı ve anlaşması dolayısıyla yani Güven Hastanesi'nde bütün şeyler, hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da başbakanlığı döneminde hani arabada fenalık geçirmişti. Hemen gidilen yer yine Güven Hastanesi olmuştu. Yani oradaki kayıtlar adeta bir devlet hastanesi gibi, herkesin kontrolüne açık. Yani mahremiyet şeylerini dışında tutuyorum. Herkesin kontrolüne açık. Şimdi diyor ki ertesi gün Ankara'ya geldim. Hastanede filmimi çektiler. E-Devlet'le işli filmim. Sağlık sisteminde filmlerim var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da bakabilir. Şöyle diyor, bir kumpas var diyor. Fethullahçıların. Şöyle diyor, FETÖ'cüler bana Ergenekon ve Balyoz'dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış, Özel kurşunla yaralandı. Sonra da bu birisi dediğim, benim de saptayabildiğim kadarıyla, şimdi ismini şey yapmayacağım, söylemeyeceğim de sonra sorun olmasın, yasal sorun olmasın, bir de onunla uğraşmayayım diye. Bir profesör doktor unvanlı birisi zamanında Zaman Gazetesi'nde, Fethullahçıların Zaman Gazetesi'nde yazılar yazmış olan birisi. Ondan sonra devam ediyorum burada. Birisi yazmış, Özel kurşunla yaralandı. Sonra da abuk subuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif, onlar bir şey yazmış. Şöyle yazıyorlar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile, Veli Ağbaba Cumhuriyet Halk Partili, bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış, ben de kaçarken ayağımı kırmışım falan diyor. Diyor ki sonra da 15 Ağustos 2013'ten bu yana düzenli gittiğimiz bir kafe var. Oraya bile gitmedim çünkü genel başkanım artık, laf olur, provokasyon olur diye. Bir de şunu söylüyor. Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendilerine Cumhuriyet Halk Partili ve Atatürkçü diyenler peşlerine takılıyor. O canımı sıkılıyor. O canımı sıkıyor diyor. Hakikaten ben de şahidim yani. Sosyal medyada bunu dolaştıranlar ve bana da sen gazetecisin abi bilirsin diye telefon açanlar, mesaj yazanların hemen hemen tamamı CHP içinde muhalif ya da CHP solunda isimler. Ha, olayın çıktığı yerin kaynağı Fethullahçılar olabilir ama bunun üstüne atlayanlar şeyin dediği gibi, Özel'in dediği gibi daha çok işte Cumhuriyet Halk Partili, Atatürkçü. Çünkü şey var yani, hani Özel gitsin. Yani tamam gitsin, ben parti işlerinde değilim yani, nereye giderse her şey olacağını var ama hani gerçeğin peşinde olacaksak yani söylüyoruz işte, yani bu böyle. Hatta size daha da fazla ayrıntı vereyim. Bu ayağına bana söylemişti yani, Güven Hastanesi'ne gideceğim. Orada belki bir süre programlarımızı ara vereceğiz. Belki de şey olacak, işte bir Güneydoğu programı vardı mesela, ona gidemeyecek o ayak nedeniyle diye biliyorum. Ondan sonra işte bir aparat takacaklar, onunla yürüyebileceğim falan diye. Nitekim bir gün sonra Can Atalay'ın duruşmasının, duruşma beni andı ya, oturumunun, meclisteki oturumuna
o ayağındaki özel yapım bir işte medikal bir botla geldi. O botu mesela 45 gün giymesini istemiş doktorlar. Yani o öyle ayak kendi kendini tedavi eder diye. Böyle bir şey inandıramıyor. İnandıramıyor. Yani böyle bir şey var ve insanlar bu açıklamalara rağmen ha yalandır diyor. Mesela bir arkadaşım yazmış. Oturuyorlarmış bacanağıyla. Oturuyorlarmış. İşte tam o sırada bu açıklama geliyor. Arkadaşım da diyor ki ya işte bak röntgen filmi varmış. Ha röntgeni ayarlamışlardır kesin önceden diyor. Yani mesela durum bu. İkincisine geliyoruz. Bahçeli. Bahçeli acaba Erdoğan'ı gıcık etmek için mi? Özgür Özel'in kullandığı deyimi kullanayım. Gıcık etmek için mi orada Ali Koç gelirken 17-25'i yerleştirdi? Çünkü şöyle bir mantık var. Dediğim gibi hani onu oraya koydu. Demek istiyor ki böyle yorumlayanlar oldu. Sosyal medya çalkalanıyor zaten biliyorsunuz. Efendim onu oraya koydu çünkü Erdoğan'a mesaj veriyor. Bak sen hala bu Sinan Ateş cinayeti meselesi üstüne gidiyorsan ben de 17-25 dosyalarını açarım falan diye. Yani burası tabii Türkiye. Türkiye'de hiçbir şey olmaz olmaz değil. Ama şimdi Ali Koç'la Erol Bilecik geliyorlar Fenerbahçe meselesine. Bahçeli de hemen oraya 17-25'i yerleştiriyor. Durum bu mu diye ya sordum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden güvendiğim bir kaynağa sordum bunu. Yani Bahçeli'nin makam odasına girmeyeli çok yıllar oluyor. Yani orada kendim görmediğim için ona sordum. Dedim ki ya bu şey bunu bilebilecek düzeyde sık kendisiyle çok düzenli görüşen birisi Bahçeli ile. Ondan sonra haber kaynağımı açıklamıyorum. Neye gerek var? Yani şey kendisine verdiğim söz nedeniyle. O dedim şey 17-25 saat orada Ali Koç ve Erol Bilecik geliyor diye mi kondu? Yoksa orada mıydı? Dedi ki gülerek de ya hep orada duruyordu dedi. Yani olduğundan beri orada duruyordu dedi. Yani benim kendisini ziyarete gidip de onu orada görmediğim, o saati görmediğim hiçbir zaman olmadı dedi. Şimdi Bahçeli de diyor ki, Bahçeli de şöyle diyor. Bir yazılı açıklama yaptı. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Ya bak ben de tekledim biliyor musunuz? Şimdi geldi aklıma. Yani bu Bahçeli sık sık tekliyor ya şeyde hani konuşmalarında filan da. Yani diğer liderlerden daha çok tekliyor. Belki de bu metin yazarları kimse ya Allah aşkına akıcı bir şey yazın. Yani şu herkes takılıyor. Bakın ben de takıldım. Baştan alacağım o yüzden. Diyor ki Bahçeli 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Doğru da değildir. Ondan sonra işte 5. kol faaliyetleri, boşa kürek çekmeler filan kınamalar, medyayı kınıyor. Özellikle Halk TV'yi Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmakla suçluyor. Onlarla ayrı şey yapacağız filan diyor. O ayrı. Ama burada Devlet Bahçeli'nin şimdi arkadaşlar daha dün yayın yaptık değil mi? Daha dün yayın yaptık. Bu Can Atalay kararından dolayı Devlet Bahçeli'nin MHP olmasa da AK Parti gereğini yapmıştır diye güven tazelemesi. Yani bunun size oy oranlarını paylaştım. Yani 2018-2023 seçimleri ve bugünlerdeki anketlerle karşılaştırmalar yaptık ki Cumhur İttifakı içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin özgül ağırlığı artmıştır. Değil mi? Bütün bunları yaptık. Şu anda şeyle Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında akut bir durum yok. Yani akut bir sorun yok. Ha bu oraya da saat o gün konmuş olsa tamam diyeceğim ki bunun bir mantığı var. Ama hani öğrendiğim kaynağımdan söylüyorum ki o saat orada duruyormuş yıllardır. Yani bunu da size söyleyeyim. Şimdi gelelim şeye. Ekrem İmamoğlu meselesine. Arkadaşlar Ekrem İmamoğlu hakkında istinaf mahkemesi karar verirse bu söylentilerden sonra yani siyasetten yasaklarsa bu bir kere otomatik olarak arkasında öyle olsun da olmasın olmasa da olsa da olmasa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müdahale ettiği
izlenimini verecektir. Algısına yol açacaktır. Bu artık kesin. Ama şimdi bunun çıkması nedeniyle değil. Zaten bir süredir böyle. Şimdi tazeleniyor. Tazeleniyor ve şeye de işte Ekrem İmamoğlu'na da her gittiği yerde neredeyse bu sorulmaya başladı. Yani adeta bir kamuoyunu hazırlama izlenimi veriliyor. Yani böyle bir şey var. Peki şimdi soruyorum. Yani acaba İstinaf Mahkemesi'nin şeyi Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı vermesi Erdoğan'ın lehine mi olur, aleyhine mi olur? Erdoğan'ı hapse attılar biliyorsunuz. Bir Siirt'te bir şiir okudu diye. İşte şu kubbeler, miğfer şeyler, minareler, süngü falan diye bir şey okudu. Ondan sonra hapse mahkum edildi. Hapse de kondu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı da elinden alındı. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Yani bu tür şeylerden hala medet ummak var ya, Türkiye'yi de tanımamak demektir. Ve yani yapanların, yapma niyetinde olanların içinde bulunduğu paniğin derecesini gösterir. Şimdi bu üç tane şeyden, üç komplo teorisinden iki tanesi bana göre cevaplanmıştır. Yani Özgür Özel'in ayağının nasıl kırıldığı ve Bahçeli'nin bir mesaj verip vermediği o 17-25 saatini oraya koyarak. Bence bunlar cevabını buldu. Ümit ederim bu İstinaf Mahkemesi'nin Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getireceği söylentisi, ondan sonra bu komplo teorisi de aynı şekilde yanıt bulur. Ve şu gerilim artık, yani ya da gerilimi suni olarak yükseltmeye çalışanlar bir cevap daha alır diye ümit ediyorum. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.